Arkadaşlar herkese merhaba. Güzel bir pazar gününden Adıyaman Gölbaşı ilçesinden Burak Motor'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle Altay Tank 50 motoruna teşekkür videosu çekeceğiz. Teşekkür etmekle birlikte de Altay Tank 50'nin gerek bakımlarından gerek kullanımından önemli bilgiler vereceğiz size. Kimle beraberiz? Burak Motor'da Burak Ustamızla beraberiz. Evet Burak Ustam merhaba diyoruz. Merhabalar. Burak Ustam Gölbaşı'nın gelmiş geçmiş en yakışıklı ustası olduğu için kendisini videoda göstermeye çekiniyor. O yüzden görünmek istemedi. Evet Burak Ustam, sözü sana vermeden önce ben öncelikle şunu bir söyleyeyim. Malumunuz biz 6 Şubat'ta Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bir deprem yaşamıştık. Deprem sürecinde bu motor yani bu canavar bana o kadar yardımcı oldu ki şimdi siz de görüntülerde göreceksiniz. Geçmediğim dere tepe, geçmediğim çukur, geçmediğim engebe, tırmanmadığım dağ tepe kalmadı ve bir gün dahi olsun beni yolda bırakmadı. Deprem sürecinde sadece 2 defa tekeri patladı. O da çok normal. Burada enkazların olduğu bir yerde, yıkıntıların olduğu bir yerde. O da gayet normal. Ama onun haricinde hiçbir sorun çıkarmadı. Yani adı üstünde ben canavar diyorum. Boşuna da demiyorum. Mükemmel bir motor. Şimdi bu motorun bakımlarını yaptırmak için biz gelmiştik buraya. Evet Burak Ustam, şimdi senden dinliyoruz. İlk bakımında nelere dikkat etmemiz lazım? Abi ilk bakımında genelde sağa solu gevşiyor. Bütün cıvatalarını elden geçiriyoruz. Tamam. Bütün motor bağlantı cıvatalarını, fren, vites vesaire hepsini, zincir ayarlarını, teker ayarlarını hepsinden yeniden bakmamız lazım. Çünkü tamam. Oturma yapıyor, gevşeme yapıyor. O yüzden tekrardan kontrol edip sıkıyoruz. Tamam. Yağını değiştirmemiz lazım. Yağını 10-40. Bu motul. Esterli. Motul'un en kaliteli yağından koyuyoruz. Yaklaşık 1500-2000 kilometreye kadar götürüyor. Tamam. Daha bu yağda dikkat etmemiz gereken bir şeyler vardı. Evet abi bu yağımızın orijinali var, yan sanayisi var. İnternette satılanların da var, yan sanayisini üretiyorlar. O yüzden yani neye, genelde... Neye dikkat etmemiz lazım? Genelde ustamıza danışmamız lazım. Çünkü çok benziyor, aynısını üretiyorlar. 10-40 olacak, esterli olacak. Tamam. Yağın kaydırıcı özelliği fazla olacak. Yani genelde ustalar yağa bakarak anlar orijinalliğini. He. O yüzden ustalara danışmadan almayalım diyoruz. Yani, tabii. Bunların sahtesi çok oluyor. Evet. Daha sonra aslında zincir ayarı yapılması lazım. En önemli olaylardan biri zincir ayarı. Zincirimiz gevşiyor. Mesela şu an hafif bir esneklik var. Tamam. Bu normal. Çok aşırı bu sallanmayacak. Tamam. Yani zincir gevşediği zaman zincir atma olayı olur. Daha sonradan yolda kalırsınız vesaire bu olaylar olur. Tamam. Yani daha sonra da motor bağlantı cıvatalarını hepsini sıkmamız lazım, kontrol etmemiz lazım oturma yaptığı için. Tekerin havalarını, frenlerini, viteslerini yeniden kontrol edip müşterimize teslim etmemiz lazım. Yoksa ilerleyen zamanda yolda vesaire sıkıntı çıkarır. Kullanımla ilgili bize tavsiyelerin ne olur ustam? Yani kullanımla ilgili yağını düzenli değiştirmeleri lazım. Yağını düzenli değiştirmezlerse vites geçişlerinde sorun olur ilerleyen zamanda. Motor ilerleyen zamanda sıkıntı çıkarabilir. Doğru şekilde bakıma gelmezlerse 2000-2500 kilometre aralarında bakıma gelmeleri lazım. Yani yoksa motordan gevşemeler, lastikler olmaya başlar ve motor sıkıntı çıkarmaya devam eder. Bakıma geldiği zaman bütün ustalar her şeyine bakar. Normalde baktırmalar da lazım. Hı-hı. Ama başka tamirciler vesaire mesela yağını değiştiriyor ilk bakımda. Gönderiyor normalde ama bütün cıvatalar vesaire elden geçip teslim edilmesi lazım. Anladım. Tamam. Birçok kişi bakımı net şekilde yapmadan gönderiyor. O yüzden getiren müşterilerin başında durup incelemesi de lazım diyebilirim. Anladım. Tamam ustam. Çok teşekkür ettim. Ne demek? Bugün Altay Tank'la dağlardayız arkadaşlar. Manzaramız bu şekilde. Şu anda Altay Tank'ın zorlu yokuş çıkmasını izliyoruz. Evet. Thank you.
Evet arkadaşlar, şimdi sizler için Altay Tank 50 motorla bu rampayı nasıl çıktığımı göstereceğim ve yaşadığım birkaç bir şeyi anlatacağım. Arkadaşlar, bu Altay Tank 50 motorla ben bu Adıyaman Gölbaşı ilçesinde depremin ilk gününden bugün hep çekimler yapıyorum. Yani bu motorla gitmediğim sokak, girmediğim ara mahalle, girmediğim cadde yok. Yani burada depremden dolayı yollar çok ciddi bozulmuştu. Bazı yerlerde 1 metrelik, 2 metrelik çukurlar oluşmuştu. Yani motor helal olsun, bana mısın demeden bütün o çukurlara girdi, çıktı. Yani özellikle birinci viteste zaten resmen şaha kalkıyor. Yani açıkçası ben böyle bir performans beklemiyordum. Bu zamana kadar beni hiç yarı yolda bırakmadı. Arıza dahi vermedi. Sadece bir defa tekerim patladı. Görüyorsunuz arkadaşlar, birinci vitesteki performansına bakın. Yani daha gazı fazla zorlamıyorum. Biraz daha zorlasam belki önünü kaldıracak. Yolu da görüyorsunuz, taşlık. Dağa tırmanıyorum resmen. Buraya bir çekim için gelmiştim. Başka bir çekim için. Gelmişken bunu da sizlere göstereyim istedim arkadaşlar.